Bir önceki videoda hikayemizi daha iyi hale getirebilmek için hikaye taslak sunmanın bir yöntem olduğundan bahsetmiştik. Taslak sunumunun belki de en önemli kısmı dinleyicilerin vereceği geri bildirimdir. Biz de bu videoda geri bildirimden bahsedeceğiz. Hikaye taslağını sunarken sizin için açık olan bazı noktalar başkaları için o kadar açık olmayabilir. Geri bildirimin önemli olmasının sebebi de budur. Bu sayede hikayenizin hangi kısımlarının daha açık olması gerektiğini öğrenirsiniz. Bir taslak sunumunu dinledikten sonra vereceğiniz geri bildirim, hikayenin sahibine nelerin işe yarayıp yaramadığı konusunda bir fikir verir. Ne kadar açık ve detaylı olursanız hikayeyi anlatana o kadar yardımcı olursunuz. Peki bir hikaye taslak sunumunu dinlerken nelere dikkat etmelisiniz? Bir hikaye taslak sunumunu dinlerken hikaye anlatıcısının ne söylemeye çalıştığını, ana düşüncenin ne olduğunu, hikayenin amacını anlamaya çalışırım. Replikli söyleyiş biçimleri, o karakteri neden belirli bir şekilde yarattıklarını ve çizdiklerini de size anlatır. Bu da bana o sahnenin ne kadar sürmesi gerektiği, amacına ne olduğu, enerji seviyesinin ne olacağı ve dolayısıyla da ne tür müzikler kullanabileceğim hakkında fikirler verir. Bir hikaye sanatçısı 3-4 dakikalık bir sahneyi sunarken biz editörler bu küçük sahnenin filmin tamamına nasıl oturtulacağını düşünürüz. Sunumda filmin sadece küçük bir kısmını yani belli bir sekansı gördüğünüz için bu genellikle içinde bulunulan konuma bağlıdır. Yani böyle bir durumda başlangıç noktası neydi ve acaba son noktası ne olacak diye düşünmelisiniz. Tamam, şimdi bunu düşündüm. Hadi bir de seyredelim. Ama temel olarak sunumu, performansı ve tempoyu görecek ve bunun filmin geneliyle ne kadar ilişkili olduğunu düşünecek şekilde dinlerim. Neyin açıkça anlaşıldığını, neyin anlaşılmadığını anladıktan sonra bunu bir geri bildirim olarak hikaye anlatıcısına iletmeniz gerekir. Geri bildirim verirken karşınızdakinin moralini bozmayacak, hikayesini iyileştirebilecek, enerjiyi bulmasını sağlayacak şekilde geri bildirim verebilmeniz çok önemli. Pixar sanatçıları geri bildirimin pozitif bir deneyime dönüşmesi için birkaç strateji geliştirdiler. Öncelikle pozitif şeylerle başlıyoruz. Yani hoşumuza giden ve gerçekten de hikayede işe yaradığını düşündüğümüz kısımlardan örnekler veriyoruz. Aklınıza hemen geri bildirim sandviçinin getirmelisiniz. İlk önce taslak sunumu hakkında söyleyeceğiniz pozitif bir şeyle başlayın. Böylece vereceğiniz yapıcı geri bildirimler için yolu açmış olursunuz. Yapıcı geri bildirimlerde bulunduktan sonra da yine pozitif bir şeyle bitirmelisiniz ki sözünüzü iyi bir yerde bitirmiş olun. Geri bildiriminizi bu şekilde bir sandviç olarak verirseniz, hikaye anlatıcısı da onu kolaylıkla sindirebilir. Birisi hikayesini sunduğunda ve benim geri bildirimde bulunmam gerektiğinde o kişinin hikaye üzerinde gecesini gündüzüne katarak çalıştığını, hatta belki çocuklarını bile göremediği zamanlar olduğunu düşünüp bunu onun moralini bozmayacak bir şekilde, saygıyla yapmaya çalışırım. Bu çalışmasına saygı duyarım. Geri bildirimde bulunan kişinin sizin tarafınızda olduğunu ve hikayenizin daha iyi bir yere gelmesi için çalıştığını anladığınızda o kişinin verdiği geri bildirimi de daha farklı bir şekilde dinlersiniz. Ona daha çok dikkat edersiniz. İkincisi kişiselleştirme. Yani kişisel bakış açınızı yansıttığınızı açık şekilde belirtin. Geri bildirimde bulunurken sizin bakış açınıza ait olduğunu vurgulamanız önemli. Ben kelimesini sıklıkla kullanmalısınız. Ben bunu anlamadım, ben burasının daha açık olabileceğini düşünüyorum gibi. Ben burada ne yapmaya çalıştığını tam olarak anlayamadım. Bunu kimse anlamayacak ya da burasını çok iyi anlayamamışsın demek yerine böyle yapın. Bunu kimse anlamayacak veya bu mesajı kimse almayacak gibi şeyler zaten temelde de doğru değil. Başkalarının neyi anlayıp anlamayacağını bilemezsiniz. Öyle değil mi? Herkesin bir fikri var ve birisi için anlaşılır olan başkası için anlaşılır olmayabilir. Üçüncüsü açık olun. Net şekilde bir geri bildirimde bulunduğunuzda geri bildiriminiz karşınızdaki kişiye gerçekten de yardımcı olabilir. Bunu kullanarak çalışmalarında değişiklik yapabilirler. Geri bildirimde bulunurken burası hiç eğlenceli değil dersiniz bunun pek yardımı olmayacaktır. Fakat onun yerine bu repliği bir milisaniye kadar oynatıp öne alsan ya da bu hareket yerine şöyle bir hareket kullansan gibi daha açık geri bildirimler verirseniz ne demek istediğinizi daha net belirtmiş ve yönetmene veya hikayecilere çok daha fazla yardım etmiş olursunuz açık olursanız ve ne demek istediğinizi doğru bir şekilde ifade edebilirseniz söylediğiniz şey yanlış bile olsa karşınızdakine bir yol gösterir. Ve dördüncüsü de hikaye anlatıcısına ne yapacağını söylemek yerine önerilerde bulunun. Geri bildirimde bulunurken sanatçıya sizin çözüm olarak gördüğünüz şeyi dikte etmemelisiniz. Çünkü farklı çözümler olabilir. Ya da bir soru sorun, bir şeyi açıklamasını isteyin. Mesela şu karakter bunu dediğinde ne elde etmeyi, ne elde etmeyi amaçlıyordun? gibi bir soru olabilir mesela. Bu bölümle neyi amaçlıyorsun? Ya da bu şekilde ilerleyerek hikayede nasıl bir sona ulaşmaya hedefliyorsun gibi sorular sorduğunuzda hem çözüm sunma sorumluluğundan kurtulursunuz hem de hikaye anlatıcısının ya da yönetmenin neyi amaçladıklarını düşünmelerini sağlayıp çözümü kendi kendilerine üretebilmelerine yardımcı olursunuz. Yani sorularınızla sunumu yapan kişiyi sürece dahil etmiş olursunuz. Geri bildirimde bulunan kişi olarak göreviniz problemleri çözmek değil, belirlemektir. Önerilerde bulunabilirsiniz ama sorunu çözmek hikaye anlatıcısının işi olmalı. Sıradaki alıştırmada birkaç arkadaşınızla birlikte geri bildirim konusunda pratik yapabilirsiniz.